Soru cevap serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar gerçekten ilk bölümde inanılmaz eğlendim. Çok güzel sorular sormuştunuz. Hepinize sorularınız için teşekkürler. Bu videonun altına da sorularınızı göndermeyi unutmayın. Çünkü bu soruları da gelecek videoda cevaplayacağım. O zaman çok fazla zaman kaybetmeyelim ve ilk sorumuza başlayalım. Abi sence çapraz donca hikayeye nerede dahil olacak? One Piece'in sonuna yaklaşıyoruz ve Oda'nın One Piece evreninde bu kadar yer etmiş 3 ismi sadece gazetelerden birleştiler, güçlü oldular diye oldu bittiye getireceğini düşünmüyorum. Fikirlerini merak ediyorum. Sevgiler. Şimdi düşünecek olursak çapraz donca çoktan hikayeye dahil olmuş durumda. Yani bir kere grubun sadece birleşmiş olması bile dünyada büyük yankı uyandırdı. Mihawk ve Crocodile gibi oldukça güçlü ve tanınan isimleri içerisinde bulunduruyor. Ve kurulur kurulmaz da oldukça çılgın bir şeye imza attılar. One Piece evrenine daha önce hiç görmediğimiz bir şeydi bu ve denizlerin kafasına ödül koydular. Bana soracak olursanız bu olay belki de seride gördüğümüz en efsane olaylardan bir tanesi. Resmen adamlar avcı konumundan çıkıp av konumuna geçmeye başladılar. Ve bu da emin olun donanmanın elini büyük ölçüde sıkıntıya sokmuştur. Şu anda dünyayı görmüyoruz ama ben dünyanın ve donanmanın büyük sıkıntı içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda birçok suçlu ve korsan kendi ülkelerindeki denizcileri yakalayıp onları Cross Guild'e teslim ediyorlardır. Teknik olarak baktığınızda bu bir karşı saldırı ve denizlerin elini zayıflatıyor. Ama bu aynı zamanda ülkelerin üzerindeki denizi korumasını da kaldırmış oluyor. Yani büyük ihtimalle bu ülkelerde suç oranı artacak ve bu yüzden de halk daha da büyük bir sıkıntıya düşecek. Yani çapraz donca aslında bu hamleyi yaptığı zaman ortaya iki şey birden koymuş oldu gördüğünüz gibi. Bir, donanmayı zayıflattı. İki, ülkeleri zayıflattı ve böylece de korsanlara ve suçlulara büyük bir olanak sağlamış oldu. Büyük ihtimalle daha yaptıkları birçok şeye tanık olacağız. Ve son olarak da Weevil'ın Ryokugyu'dan kaçırılma olayına bir şekilde müdahale edeceklerini düşünüyorum. Ve onu Ryokugyu'nun elinden kurtarıp çapraz loncaya dahil edebilirler. Crocodile gibi zeki bir adamın nasıl bir organizasyon kurulacağının bilincinde olan birisinin de böyle bir şeye kalkışmış olması kesinlikle hepimizi zaten heyecanlandırmaya yetiyor. Ve onlardan çok daha fazla şey göreceğimize emin olabilirsiniz. Şeytan meyvelerinin yüzmemekten başka dezavantajlarının olma ihtimali nedir? Bence en güçlü karakterlerin Roger Garp gibi şeytan meyvesi kullanmıyor oluşunun başka bir sebebi olmalı. Ve biz bunu Shanks'ten öğreneceğiz gibime geliyor. Bence şeytan meyvelerinin yüzememekten başka bir dezavantajı yok. Sonuç olarak yüzememek bir korsan için başına gelebilecek en kötü şey arkadaşlar. Yani biz çok fazla deniz savaşı görmedik ama batan bir gemiden bir şeytan meyvesi kullanıcısının kurtulması neredeyse imkansız. Yani tabii ki şeytan meyvesinin özellikleri onu uçuruyor olabilir veya başka bir yere ışınlıyor olabilir ama bu tarz şeylerin dışında bir şeytan meyvesi kullanıcısı denize battığı anda işi tamamen bitmiş oluyor. Eğer ki yanında onu kurtaracak bir arkadaşı yoksa. Bu şekilde baktığınızda da aslında ortaya çok büyük bir sorun çıkmış oluyor. Çünkü One Piece evreninde deniz demek aşağı yukarı her şey demek. Böyle olduğu için de denizde yüzememek gerçekten çok büyük bir eksi. Denizde yüzememe olayı aslında insanın özgürlüğünü elinden almış oluyor. Luffy'nin söylediği şeyi hatırlayacak olursanız o dünyadaki en özgür kişi olmak istiyordu ve onun için dünyadaki en özgür kişi de Korsanlar Kralı'ydı. Roger ve Luffy arasındaki paralellikleri de biliyorsunuzdur. Ve büyük ihtimalle bu yüzden de Roger herhangi bir şeytan meyvesi yemedi. Abi Shanks'in gözle makisi kapatma yeteneğinin olduğunu biliyoruz. Roger'ın da Shanks'ten kat kat güçlü olduğunu farz edersek acaba silahlanma makisini engelleme veya Haki'yi üst düzey kullanarak karşıdakini manipüle etme gibi bir gücü olabilir mi? Çünkü sadece Haki kullanarak dünyayı dize getirmek başka türlü bana pek mümkün gelmiyor. Muhakkak Haki'yi farklı bir türde kullanıp farklı bir özelliğini açığa çıkarmıştır. Bana kalırsa da henüz Haki'nin bilmediğimiz başka özellikleri de var. Hepsinin tamamen ortaya çıktığını düşünmüyorum. Sonuç olarak daha yakın bir zamanda Shanks'in Haki ile iletişim kurabildiğini gördük. Yani en azından bize gösterilen buydu manga panellerinde. Ve bu şu ana kadar hiç görmediğimiz bir olaydı. Sadece buradan bile Haki'nin yeni özelliklerinin olacağını ve onların bize gösterileceğini anlayabiliriz. Yani evet, Roger'da henüz görmediğimiz bir Haki özelliğinin bulunma olasılığı oldukça yüksek. Ve büyük ihtimalle de Roger zaten Haki'yi en yüksek seviyede kullanan karakterlerden bir tanesiydi. O yüzden de gelecek olan bir Tanrı Vadisi flashback'inde bu sorunun cevabını çok daha iyi öğreneceğimizi düşünüyorum. Zoro'nun Vegapunk'tan isteği hakkında ne düşünüyorsun? Ve Zoro'nun Ruyuma'nın mezarına olan ziyaretini ileride flashback olarak görür müyüz? Normalde herkesten bir soru alıyorum ama madem bize Big Mom yazmış o zaman ondan ikinci bir soruyu da alabiliriz diye düşünüyorum. Açıkçası benim aklımda iki şey var. Bunlardan bir tanesi hatırlayacak olursanız Zoro Wano'da Smile meyvesi yiyen insanların o durumlarından çok etkilenmişti. Ve bu yüzden de benim ilk düşüncem Zoro'nun onları iyileştirmesini istemesiydi. Ama son çıkan SBS'lerden birisinde o da Smile'ın iyileştirilemeyeceğine dair bir şeyler söyledi. Yani o olay Chopper'la alakalıydı ama dünyada bazı şeyler olur ve bunları düzeltemezsiniz dedi. Böyle olduğu için de ben bu Smile olayının bir şekilde aradan çıktığını düşünüyorum. İkinci sorabileceği şey de Kuma'ya ne olduğu ve neden onlara yardım ettiği. 603. bölümde ekip Kuma'nın yaptıkları üzerine bir konuşma çeviriyordu kendi aralarında ve burada Zoro Kuma'nın olaylarını aslında en meraklı kişiydi diyebiliriz. Zoro'nun ve Tayfa'nın gözünde aslında Kuma'nın yaptıkları şunlar. Thriller Bark'tan kaçmalarına izin verdi Kuma. Sabaody de onları kurtardı ve eğitim alabileceklere yerlere gönderdi kurtarmakla da kalmayıp ve
onların gemilerini de 2 sene boyunca onlar gelene kadar korudu. Bu olaylar zaten hasır şapkaların ona sevgi duyması için yeterli bir neden. Ama burada çok ufak bir aslında ipucu var bize Zoro'nun onun hakkında bir şey sorduğuna iten. O da şu: Franky hemen ileriki panellerde onun tayfanın kurtarıcısı olduğunu ama Kuma ile bir daha karşılaştıklarında kalpsiz bir insan silahı olarak göreceklerini söyledi. Zoro da bunun üzerine bize yardım ettiği için mutluyum ama anladığımı söyleyemem. Umarım bir gün bunun arkasındaki gerçeği öğreniriz demişti. Aslında o gerçeği öğrenmelerinin zamanı şu anda geldi ve belki de Zoro o dönemde Kuma'nın onlara neden yardım ettiğini ve neden bunları yaptığını Vegapunk'a sormuş olabilir. Ama sormadıysa bile bunu yine de bir şekilde bunun hakkındaki bilgiyi Ege Adası bittiği zaman almış olacaklar diye düşünüyorum. Ve evet, bence bir şekilde Zoro'nun Ruyuma'nın mezarını ziyaret ettiğini bir flashback'le göreceğiz. Çünkü Zoro'nun ailesinin SBS'de açıklanması gerçekten büyük tepki topladı ve o da büyük ihtimalle bunu düzeltmek için ortaya bir şey koyacaktır. Ama tabii ki bunları hiç umursamayıp da gene SBS içerisinde evet ziyaret etti ve oraya gittiğinde de bunlar oldu diye birkaç satır yazıp bize gene gösterebilir. Ama umarım böyle bir şey olmaz çünkü Zoro'ya dair daha fazla şey görmek her zaman için oldukça güzel. Yeni SBS bilgileriyle Wano'dan ayrılan 25 kişiden 10 kişinin Zoro'nun köyünü kurduğunu gördük. Geri kalan 15 kişi de farklı yerlerde farklı köyler kurmuş olabilir mi? Fujitora gibi samuray tipli kişiler o köylerden gelmiş olabilirler mi? Kılıçlı Gorosei de samuray vari biri, onun da Wano ile bağlantısı olabilir mi? Seviliyorsun, iyi günler. Şimdi teknik olarak cevaplamak gerekirse evet olabilir. Fujitora gerçekten de hem karakter tasarımı olsun hem görünüşü ve hareketleri olsun bir samurayı andırıyor. Buna karşı çıkmamız imkansız. Wano'dan ayrılan o 25 kişiden 10'unun bir köy kurduğunu biliyoruz. Geri kalan 15'inin de en azından bir tanesinin Wano'ya geri döndüğünü biliyoruz. Bu yüzden de hepsinin dışarıda bir köy kurduğunu düşünmek aslında çok da gerçekçi olmaz. Yine de aralarından belki bir 5 tanesi de başka bir yerde bir köy kurmuştur. Ya da herhangi birkaç tanesi gemilerinin seyahati sırasında başka yerlerde ayrılıp kendilerine başka bir hayat kurmuş olabilirler. Bana kalırsa Fujitora da tam olarak bu gemiden ayrılan insanlardan bir tanesinin akrabası olabilir. Çünkü ben Fujitora'nın Wano'dan çıktığını düşünmüyorum. Yani evet, Wano'da gerçekten çok kötü olaylar yaşandı ve Fujitora bunları görüp de kendisini kör etmiş olabilir. Ama yine de hani o kadar olay yaşanırken Fujitora'nın müdahale etmeyeceğini düşünmüyorum. O yüzden de büyük ihtimalle Fujitora Wano'da doğmadı veya Wano'da çocukluğunu ve büyüklüğünü geçirmedi. Bu yüzden de Fujitora'nın o kalan 15 kişiden herhangi birisinin akrabası olma ihtimali gerçekten yüksek. Ve evet, bahsettiğin Beyazlı Gorosei'nin büyük ihtimalle Wano ile bir alakası var. Abi sence Garp'ın yanındaki kılıç ustası Denizli'nin gücü nedir? Bundan sonra karşımıza çıkabilir mi? Veya önemli işler yapar mı? Mesela Arı Kovanı'na gidip şaşırtacak derecede bir aksiyonda bulunur mu? Şimdi bahsettiğin kişinin adı Bogart ama biz onun ismini mangada değil animede kreditler sayesinde öğrendik. Ve onu son gördüğümüz yerde Post-NES Lobby'ydi. Yani bu da 2007 yılına denk geliyor ve o zamandan beri Bogart'a dair hiçbir şey görmedik. Ve karakterin tasarımı da oldukça eski fark edeceğiniz üzere. Şimdi One Piece'de şöyle bir şey var: bir karakter güçlenerek geri gelecekse ya da olduğundan daha güçlü bir haldeyse genellikle o karakterin tasarımı değişiyor ve daha düzgün bir hale geliyor. Biz bunu seri içerisinde sürekli gördük. Mesela Ben Beckman ve Marco bunlara verebileceğimiz örneklerden. Bogart'ın tekrardan seriye girmesi ve büyük işler başarma olasılığı her zaman için var ama böyle bir şey olacaksa da emin olun bunun için önce karakterin tasarımının bir kez elden geçmesi gerekiyor ve bunu gördüğünüz zaman anlayın ki Bogart epik şeyler yapacak. Ama Arı Kovanı olayına dönecek olursak da ben orada Bogart'ın iş yapacağını düşünüyorum. Sonuç olarak Bogart Garp'ın uzun süredir yanında olan birisi ve hani Garp'ın yanında sadece nefes alsanız bile büyük ihtimalle birçok insandan daha yüksek seviyede olursunuz. O yüzden de Bogart'ın iyi işler başarabileceğini düşünüyorum. Hatta bir dönem Sword'un başındaki kişi olabilir mi diye bile düşünmüştüm. Ama dediğim gibi 2007'den beri görmediğimiz için böyle bir şeyin olma olasılığı gerçekten çok düşük. Ama ileride onu tekrardan göreceğimiz kesin. Soru biraz uzun, o yüzden asıl sormak istediğin şeyi söyleyeceğim. Eğer Garp Arı Kovanı'nda ölürse Luffy'nin vereceği tepki ne olur? Şimdi birincisi, Luffy böyle bir durumda yerinde oturmayacaktır. Ve Luffy kesinlikle Elbaf'a gitmeyi de bir kenara koyar. Yani böyle bir durum karşısında Ace'i de yani abisini de kaybetmişken şimdi bir de dedesinin başına böyle bir şey geldiğini duyması onu kesinlikle çıldırtır. Ve büyük ihtimalle Luffy büyük bir öfkeyle varını yoğunu toparlayıp direkt olarak Arı Kovanı'na doğru yola çıkar. Ve bu dediğime ne kadar katılırsınız bilmiyorum ama şu andaki hasır şapkalar Karasakal tayfasını tokatlar arkadaşlar. Hem de öyle böyle değil. Bu yüzden de ben zaten böyle bir olay yaşanacağını düşünmüyorum. Çünkü bu aynı zamanda hikayeyi de bozar. Yani şu anda Elbaf'a doğru çıkacakları bir yol var ve bu yolculuğun devamı da oradan ilerleyecek. Böyle bir şey olması durumunda hem Karasakal artık hikayenin son kötülerinden olmaz. Çünkü çok kısa bir zaman sonra hasır şapka tayfası tarafından yenilgiye uğrarlar. Hem de Luffy'nin şu anda içinde bulunduğu yolculuk bozulmuş olur. Böyle bir şey olmayacağını düşünüyorum. Ama sonra tekrardan bir cevap vermek gerekirse Luffy kesinlikle kontrolden çıkar ve Garp'ın öcünü almak için Karasakal'ın üzerine doğru yol alır. Sonuç olarak Ace'i de yakalayan ve onun ölmesine ön ayak olan kişi Karasakal'dı. Water 7'deki Luffy ve
ve Usopp kavgasının ardından Zoro sert açıklama yapmıştı. Luffy'ye saygısızlık yapan olursa tayfadan ayrılırım demişti. Whole Cake'de Sanji Luffy'yi dövmüştü. Eski konular biliyorum ama Zoro'nun öğrenme ihtimali var mı? Öğrenirse tepkisi nasıl olur? Aslında bu iki olay aynı şey değil. Bir tanesinde Usopp kaptana tamamen karşı gelmişti çünkü bunun nedeni kaptanın verdiği bir karara, yani eski gemilerin artık bırakma zamanının geldiğine inanmıyordu ve bu yüzden de kaptana karşı çıktı ve hatta onunla savaştı. Şimdi diyebilirsiniz ki Sanji ve Luffy arasında da bir dövüş olmuştu. Aynı şey değil mi? Değil. Çünkü Sanji'nin o olaydaki tek amacı kendi tayfasını korumaktı. Başka hiçbir şey değil. Big Mom gibi büyük bir gücün tayfasını ortadan kaldırabileceğini bildiğinden istemeyerek de olsa sevmediği bir şeye zorlandı ve ailesinin sözünü dinleyip Big Mom'un yanına gitti ve Pudding'le evlenme kararına uymuş oldu. Orada Luffy'yi görmesi de onu tabii ki daha fazla yaraladı çünkü onları kurtarmak için oraya geldi ve onları bir şekilde ikna etmesi gerekiyor. Luffy'nin ne kadar inatçı olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden de Sanji'nin bir şey yapması gerekiyordu ve orada yapılması gerekeni yaptı. Ben böyle bir şeyin tayfa içerisinde de konuşulmayacağını düşünüyorum ama yine de Zoro böyle bir şeyi öğrenseydi de yaptığı olay karşısında herhangi bir tavır almazdı. Sonuç olarak Sanji'nin yapmaya çalıştığı şey tayfayı korumaktı. Başka hiçbir şey değil. Zaten hatırlayacak olursanız da o efsanevi hiçbir şey olmadı sahnesinde Sanji de ortaya atılmıştı. Ve ikisi de yapabilecekleri fedakarlıkları birbirlerine zaten zaman zaman gösterdiler. Yani hayır, böyle bir şey duyulsaydı bile Zoro'nun herhangi bir ters tepkisi olmazdı. Sence Luffy ve Shanks arasında bir savaş olacak mı? Olacaksa yakın mı? Bence Luffy ve Shanks arasında bir savaş kesinlikle olacak. Zaten Shanks Luffy'den asır şapkayı alacağı o günü bekliyor. Ve o gün geldiğinde de aralarında bir savaş olacağı kesin. Yani sadece o ikisi arasında da değil bence. Tayfalar arasında da ufak bir kapışma olacaktır. Ama bu kapışma Roger ve Beyaz Sakal'ın arasında olan o kapışma gibi olacak. Yani uzun süre kapışacaklar ve ardından da içki içip eğlendikleri bir aşamaya gelecekler. Hiç kimse ciddi bir şekilde yaralanmayacak ve ölmeyecektir. Zaten aksinin olması da imkansız. İki tayfa da iyi karakterlerden oluşan tayfalar ve birbirlerine de aslında bir şekilde bağlantıları var. Luffy ve Shanks'in savaşının çok yakın olduğunu da düşünebiliriz. Ama yine de burada bir ekleyeyim. One Piece'in sonlarında olacağını düşünüyorum bu savaşın. Yine çok güzel bir soru cevap oldu. Hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki video için sorularınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.